Herkese tavsiyem şudur size de. 50'yi gördüm, Sayın Şatıroğlu sana da söylüyorum. 50'yi gördüm, geri döndüm dedim. En iyisi geri döndüm. Valla biz hiç görmeyelim. Evet. Sevgili Başkanımız, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu'nu ben davet etmek istiyorum. Kısa bir mola verelim dedik. Başkanımız bir çiçek takdiminde bulunacak. Buyurun başkanım. Evet. Kıymetli misafirler, bizim çok çok kıymetlimiz ama biraz evvel kıymetli doktorumuzla orada kulağınızı çınlattık. Değerli misafirler, İbrahim Can, onunla hemşeri olmak benim için ve bizler için çok önemli. Bakın, yıllarca duruşuyla, sanatıyla TRT'de Cemile Cevher'den sonra bizi layıkıyla her anlamda ama temsil eden ve biraz evvel de kulağını çınlattığımızda doktorumuzla maşallah dedik. Ses sanki 20 yıl evvelki ses. Bunu mübalağa etmiyorum. Yani olağanüstü, olağanüstü. Biz üstadla hep bir araya gelmek istedik. Geçen yılda programımızda vardı. Ama o bir felaket oldu Zonguldak'ta. Beraber olamadık. Kendisi bizim için çok kıymetli. TRT'den emekli olduğunu duyduğumda inanın bende bir hüzün oluştu. Trabzon insanı adına bende bir hüzün oluştu. Ama üstadım sağ olsun bizleri yalnız bırakmıyor. Üstadımın müziği, dinletisi, onunla beraber olmak olağanüstü bir keyif, olağanüstü bir heyecan. Üstadımızı net olarak söylüyorum. Her Karadenizli, her Türk vatandaşı ama bilhassa Trabzonlu yüz binlerle beraber dinlemeli. Bu sesler kolay gelmiyor, bu üstadlar kolay yetişmiyor. Dolayısıyla bir İbrahim Can da bir daha gelmiyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle inanın son derece duyguluyum. İbrahim Can'ı dinlediğim zaman hüzünleniyorum, duygulanıyorum ve olağanüstü keyif alıyorum. İyi ki varsınız üstadım. İyi ki bizim hemşerimizsiniz. İyi ki Trabzonlusunuz. Sizi çok seviyoruz. Sizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Bu çiçeği tüm Trabzonlar adına sizlere takdim ediyorum efendim. Çok sağ olun, var olun. Hem büyük onur duydum, hem biraz da utandım ama benim şiarım şudur. Ben İbrahim Can olarak bu vatan, bu toprak, bu bayrak, bu Trabzon beni yetiştirdi. Ben kendime bakmak zorundayım. Borcum var. Bu insanların ekmeğini yiyorum ben. Bu insanların türküsünü söylüyorum. Biz bir sonucuz. Biz büyük bir kültürün çocuklarıyız. Biz bir neticeyiz. O yüzden her birimiz esasında, ben burada okuyorum ama siz bilmezseniz, sevmezseniz, yaşamamışsanız bu türküleri nasıl bu coşkunluğu yaşayacağız? Çok teşekkür ediyorum. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Dün Sistan'ın çiçeklerini arkadaşlara gönderdim, dostlarıma. Hepsi hayretler içinde kaldı. Onlardan bir küçük buket yapmış Sistan'ın çiçeklerinden, bizim Çaykara'nın dağlarından, o geneden, Maçka yaylalarından güzel çiçek yapmış. Çok teşekkür ederim. Ben Trabzon Arastası'ndan doğup 1980 yılında Ankara Dösü'ne gelen, Trabzon merkezden gelen ve o kültürün yaylaları yaşayan birisi. Bizler belki son yaylacılardık. Analarımızın kucaklarında 3 günde yaylaya çıkan nesliz biz. Tonya'da ve Anavedama'da kalıp onların ekmeğini yiye. İnsanlarız biz. O yüzden ben de çok duygulandım. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olasın.
Efendim, hayırlı eğlenceler diliyorum. Gecemiz güzel olsun.